Akşamlar. Efendim bu sezonun işte dördüncü yayını. Biz bu akşam çok önemli bir konuğu ağırlayacağız. Üstelik de dönemle özellikle Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına çok yaklaştığımız şu zamanlarda Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yer alan bir sergiyi konuşacağız. Sergi gerçekten çok görmeye değer. Şimdi konuğum size Korkut Erkan, serginin düzenleyicilerinden, size anlattığında göreceksiniz ve öğreneceksiniz detaylarını. Ben zaten hiç müdahil olmamaya çalışacağım. Korkut Erkan Koleksiyoncular Derneği kurucu başkanı, sergiye de bu anlamda dahil olduğu bildiğim kadarıyla kendisi uzun uzadıya sergiden söz edecek. Bu arada ben o gelinceye kadar bugün galeride ne yaptığımızdan bahsedeyim. Çok önemli, çok güzel bir sergi açıyoruz. Cumartesi günü 18.30'da, 28'inde. Sergimiz bir sulu boya sergisi ama hakikaten gelip gördüğünüzde hak vereceksiniz ki pek benzerini görmediğiniz tarzda bir sulu boya tarzı sulu boyalar. Cumartesi akşamı 18.30'dan Rol Sanat Galerisi'nde yer alacak olan İlhan Şenova'nın sulu boya kesitler sergisine de bu arada sizi davet ediyorum. Sanatçının kızı özellikle Başak Şenova çok önemli bir küratörümüz biliyorsunuz. Biz genelde küratörlü sergiler düzenlemiyoruz ama bu sergi bugün de astığında gerçekten hakkını çok teslim ettim Başak Şenova'nın. Müthiş. Yani müthiş tek kelimeyle. Evet, ben Korkut Erkan'ı gördüm şu anda. Sergimizden sonra yine belki vakit kalırsa bahsederiz kapanışta. Korkut Erkan'ı yayına davet ediyorum. Şimdi kendisi bugün denememizi de yaptık. Saatimizi yanlış anons etmişiz yalnız. Saat 19'da diye anons ettik. Halbuki 19.30'daydı ama fişte 19.30 yazdığı için İzleyicilerin oradaki saati dikkate aldığını, alacağını düşündüm. Kendimi öyle teselli ettim. Şimdi ben davet gönderdim ama bir daha bekliyoruz. Bazen böyle ufak gecikmeler oluyor ama sonuçta başarıyoruz. Evet, Korkut Erkan yayına katıldı. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar dilerim İyi efendim. Hoş bulduk. akşamlar. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim ben yayına siz katılmadan önce kısaca bugün neyi konuşacağımızdan bahsettim. Fazlaca da konuşmak istemiyorum çünkü sizin anlatacak çok fazla şeyiniz olacak. Ben tanıtımınızı da yaptım ama siz lütfen kısaca yine önce isterseniz biraz kendinizden söz ediniz. Sonra da şu anda Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yer alan o çok önemli sizin de dahilinizin olduğu sergiden bahsedin lütfen. Hoş geldiniz. Çok teşekkür beni Evet. kırmayıp yayınıma katıldığınız için. Buyurunuz. Teşekkür ederim efendim. Sergimiz Ya İstiklal Ya Ölüm adı altında yapılıyor. Ve 3 Ekim 30 Ekim arası yani pazar günü sona eriyor. Pazar günü de izilebiliyor mu Pazar hocam? günü akşam Tamam. 8'e kadar izlemek mümkün. Ertesi gün toplanmaya başlayacak. Tamam. Bu sergi esas olarak Koleksiyoncular Derneği'nin ağırlıklı olarak koleksiyonlarından oluşuyor. Bunun yanı sıra Koç Üniversitesi VEKAM Ankara Enstitüsü tarafından onların katkılarıyla ortaklaşa olarak gerçekleştirdiğimiz bir sergi.
ve Çankaya Belediyesi de salonlarını bu sergiyi açmakla katkıda bulundu. Bu, bütün yani bu, alan değil mi? Merkezin tamamı bu sergi. Bu çağdaş sanatlarda bu boyutta sergiler çok nadirdir. Evet. Bu tarih içerisindeki, tarih süreç içerisindeki kurumun en büyük sergilerinden birisi oluyor. Evet. Serginin özelliği 1700 koleksiyon değerinden oluşuyor. Bu koleksiyon değerleri fotoğraf, fotokart, kartpostal, afiş, bildiri, çeşitli efemera malzemeleri, bunun yanı sıra numizmatik, filateli ve resim sanatıyla ilgili eserler oluşuyor. Ayrıca belge, dokümanlar ve askeri malzeme, teçhizat ve sosyal yaşama ait eşyalar da yer alıyor. Eşyalar da var. Evet. Bu boyutta hocam fikir sergi nasıl oluştu? Yani serginin fikri ilk acaba kim bunu oluşturmak için gündem oluşturdu ve arkasından nasıl hareket edildi? Bir öyküsünü anlatır mısınız tabii lütfen serginin oluşma şimdi öyküsünü? Efendim, eşim Nurhan Erkan'la birlikte biz yaklaşık 35 yılı aşan bir süredir Türk tarihini ele alan, özellikle yakın siyasi tarihini ele alan bir koleksiyon yapıyoruz. Ve koleksiyon 1850'lerden başlıyor, 40'lı yıllardan başlıyor. O dönemde fotoğraf olmadığı için gravürler ve belgelerden oluşuyor. Evet. Daha sonra fotoğraflar katılıyor. Ve bu 1923 yılına kadar olan süreci kapsıyor ve yaklaşık 3000 parçadan oluşuyor. Şimdi ve biz buna şundan dolayı daha fazla ağırlık verdik. Özellikle bu Kurtuluş Savaşı konusunda, yakın siyasi tarihimiz konusunda hep birbirinden kopuk bilgiler var. Evet. Bunlar bir bütünlük içerisinde ele alınmıyor. Bunun yanı sıra da birçok hatalı görüşler sürekli olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Elbette yazılı kitaplar var. Ünlü hocalarımız Sina Akşin başta olmak üzere eserleri var. O anlamda kastetmiyorum bunu. Tabii. Ama bunların hiçbirisi bir görsel malzemeyle ve koleksiyon değerleriyle birleşerek sunulmuyor. Biz kronolojik olarak 1700 adet malzemeyi bir tarih sırası içerisinde ele aldık. Bu resimlerin sadece altyazılarını değil, 1839 yılından başlayarak İzmir'in kurtuluşuna kadar olan dönemi yorumlayarak, yorum derken sentezleri, doğru sentezleri ortaya koyarak hazırladık. Bunu yaparken de bir Mustafa Kemal'in 30 ciltten oluşan kaynak yayınlarının bastığı Atatürk'ün bütün eserleri, o dönemdeki ünlü kişilerin anıları artı devlet kaynakçılarını esas aldık. Yani genel kurumayı, Türk Tarih Kurumu'nun artı bunun yanı sıra ATS'nin yayınladığı eserleri temel olarak aldık. Ve dolayısıyla herhangi bir 1700 ürünün altında herhangi bir tarihi süreçle ilgili bir yanlış bilgi ve yanlış bir şey yer almamaktadır. Ay hocam müthiş bir şey yani gerçekten. Ve Ankara halkını bunu mutlaka görmelerini istiyorum. Çünkü bu serginin bir ikincisi yok. Bu sergi dağıldıktan sonra bir ikincisini görme imkanları da yok. Böyle bir koleksiyona ancak devletin dağınık arşivlerinde bulunan fotoğraflar cevap verebilir. Ama ben şunu iddia etmiyorum. En büyük arşiv, en büyük koleksiyoncu devlettir. Tabii ki. Onunla boy ölçüşme anlamında demiyorum. Ama bu birikmiş ve tek bir konuda yoğunlaşmış bir arşiv. Ve görselden oluşan bir koleksiyon. Ve bu koleksiyonumuz içerisinde pul da var, madalya da var, nişan da var. Her tür malzeme var. Vay. Birbirini tamamlayan objeler var. Şimdi bu şeyler nedir? Bizim esas olarak ortaya koymak istediğimiz 1839 yılında
İngiltere, İngiliz Ticaret Anlaşması ile birlikte ya da diğer adıyla Malta Limanı Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu'nda İngilizlere kapitülasyonların ötesinde bir takım haklar veriliyor. Evet. Ve bütün gümrük duvarları indiriliyor ve çok özel imtiyazlar ediniyorlar. Ve o anda ülkede gelişmekte olan sanayi sektörlere gümrük duvarları ortadan kaldırıldığı için sanayi devrimiyle ucuz üretim yapan İngiliz malzemeleriyle rekabet edemiyor. Ve bütün şeyler adım 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 birer birer yıkılmaya başlıyor sanayi şeyleri. Bunun yanı sıra verilen büyük imtiyazlar dolayısıyla da kurulan şirketlerle verilen özel imtiyazlarla Osmanlı İmparatorluğu giderek ağır bir borçlanmanın içerisine doğru yöneliyor. Ve bunun yanı sıra giderek Tanzimat Fermanı ile birlikte kurulan Babali, yani Babali dediğimiz hükümet, diğer yanda da saray, yani saltanat, iktidarı ortak olarak paylaşmaya başlıyorlar. Daha önce sadece padişahın dudaklarında olan erk giderek ikiye bölünmüş oluyor. Ancak çok enteresan bir şey oluyor. Bu iktidar bölünmesini halka ve geniş kitlelere getirdiği bir yarar olmuyor. Çünkü ikisi de halka karşı ceberrut, despot, baskı uygulayan, bunun yanı sıra da ülkenin bağımsızlığından önemli ölçüde kopuk olan, hatta bu dönemin sadrazamları birisine İngiliz yanlısı olarak görülüyor. Diğeri Fransız yanlısı, diğeri Rus yanlısı oluyor. Ve ülkenin gerektirdiği koşullara göre biri indirilip diğeri tayin ediliyor. Yani Fransızlarla dost olacaksak o indiriliyor, diğeri getiriliyor. Ve buna karşı, bu gidişata karşı ilk defa 1865 yılında Namık Kemal ve dört arkadaşı Görev isimli bir teşkilat kuruyorlar. Gizli bir teşkilat. Ve bu teşkilatı da gizli kurdukları yerde Belgrad Ormanları. Bir piknik yaparken kuruyorlar. Evet. Dikkat çekmek evet. için. Ve bunlar giderek genç Osmanlılar olarak adlandırılıyorlar ve çok gelişliyorlar. Şinasi, Ziya Paşa, Ebu Ziya Tevfik, bütün aydınlar bir hale gibi etrafında toplanıyorlar. Ve bunlar ilk romanı, ilk şiiri, efendim işte ilk tiyatroyu, tiyatro eserini hep onlar armağan ediyorlar. Ve onlara da bir isim takılıyor. Jön Türkler deniyor süreci içerisinde. Evet. Bunlar yaşlanıyorlar ama bütün dünya onları Jön Türk olarak adlandırılıyor. Ve bunu Türk devrimine armağan ediyorlar. Bunlar eziliyorlar, yeniliyorlar. Mithat Paşa çıkıyor. Mithat Paşa iktidarı ele geçiriyor. İlk defa tarihinde bir sivil insan, bir alttan bir kişi padişahı tahtından indiriyor. Ve inanılmaz işler yapıyor Tuna valisiyken. Fakat şeye direndiği için Doğu Rumeli'nin verilme kararına İngilizlerin ve Rusların anlaşarak dayattığı şartları kabul etmediği için tahttan indiriliyor. Sürgüne gönderiliyor. Tekrar yargılanıyor. Usulsüz bir şekilde İdama mahkum ediliyor fakat Tayyip'e sürülüyor. Ancak fikirleri öyle bir ışık saçıyor ki tehlikeli görülüyor ve 1884 yılında katlediliyor. Evet. Tam o derken bir süre sonra, 5 yıl sonra tıbbiyenin mahzenlerinde 10 tane öğrenci, bir öğretim üyesi bu sefer İttihad-ı Osmani diye yeni bir teşkilat kuruyorlar. Bunlar Jön Türkler olarak adlandırılıyor ve sürgüne gönderiliyorlar. Avrupa'da teşkilatlanıyorlar, yurt içinde teşkilatlanıyorlar ve en sonunda Meşrutiyet Devrimi'ni hayata geçiriyorlar. Meşrutiyet Devrimi esas olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndaki toplulukları bir arada tutma gayesiyle ilan ediliyor ve temel sloganı zaten eşitlik, adalet,
kardeşlik ve hürriyet. Dört tane kavramdan oluşuyor. Bu dördüncü kavramı olan kardeşlik kelimesini çok uluslu toplum olduğu için devrimciler, meşrutiyet devrimcileri bu ismi koyuyor. Ve onlar bu meşrutiyet programıyla Osmanlı içerisindeki toplulukları bir arayı tutmayı hedef alarak bir mücadele yürütüyorlar. Mustafa Kemal ise aynı dönemde o teşkilatın içinde yer almasına rağmen bu diyor Osmanlı İmparatorluğu maazallah 1907 yılında bir gece çöküverirse aniden diyor. Ne yapmak lazım? Önemli olan bunu tartışmak, bunu ortaya koymak gerekir diyor. Ve o zaman bir rüşeym halinde de olsa asli unsurlara dayanan milli bir devlet kurmak fikrini ortaya koyuyor. Ve giderek bunu geliştiriyor. Ve şunu söylüyor. Biz diyor Anadolu topraklarında, yani Türklerin ve de Rumlar, Türklerin ve Kürtlerin yaşadığı topraklarda bir milli devlet kuralım. Bu sınırların dışında kalan Araplar, Arnavutlar vesaire diğer devletler ister bağımsız bir devlet kursunlar, isterlerse federasyon olsunlar, isterlerse özerk olsunlar, onun kararını kendileri versin diyor. Ama bu tabii koskoca bir coğrafyaya hakim olan Osmanlı İmparatorluğu aydınlarına ve İttihat Terakki önderlerine kabul edebilecekleri bir şey değil. Ve Atatürk'ün bu görüşü azınlıkta kalıyor. Kalıyor. Ama Atatürk esas olarak bir meşrutiyet programına karşı daha 1907 yılında Cumhuriyet programını ortaya koyuyor. Evet, ancak ne müthiş değil mi? Koşullar bir cumhuriyeti ilan için uygun değil. İktidarda değil. O parti 1 milyon 200 bin üyesi var. 14 milyon halk içerisinde. Son derece teşkilatlı. Ve kendi görüşü azınlıklar içerisinde kalıyor ve sabrediyor. Ve çok enteresan bir şey. Bu dönemde Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Daha doğrusu sesleri duyuluyor. Bu noktada mesela çok ünlü isimler. İsmet İnönü, Celal Bayar, Fahri Rıfkı Atay, İlber Ortaylı. Birçok tarihçi esas olarak Birinci Dünya Savaşı'na girmeyebilirdik görüşünü söylüyor. Bugün herhangi bir radyo programını açın bu görüşler ortaya konacaktır. Oysa Mustafa Kemal 5 ayrı şehirde şunu söylüyor. 1. Bu savaş Osmanlı topraklarını paylaşmak için yapılıyor. 2. Karşımızda bize karşı saf tutan ülkeler, yani Amerika, pardon, Fransa, İngiltere ve Rusya, esas olarak da Rusya, İngiltere tarafından boğazlar Çanakkale ve de İstanbul Boğaziçi vaat ediliyor. Yani İstanbul çarlığa bırakılıyor. Artı bir Ermenistan kurulması kabul ediliyor Doğu Anadolu'da. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu bu safta kabul edilmesi mümkün değildir diyor ve edilmiyor zaten. Kendileri talep etmesine rağmen edilmiyor. Sergimiz bu yanlış görüşü ortaya koyuyor ve bunu Mustafa Kemal'in sözleriyle ortaya koyuyor. Ve ikincisi, Almanların yanında katılmak zorundaydık. Çünkü sanayimiz yoktu diyor. Mali güçlük kaynaklarımız yetersizdi. 3. Askeri teçhizat ve de gücümüz, yani silahlı kuvvetlerimiz, ordumuz yeterli değildi diyor. Hangi anlamda yeterli değil? Özellikle çağdaş silahlarla donanım açısından son derece zayıf. Boğazları koruyamazdık mesela. Yarar, atar geçerlerdi. Bu nedenle de Birinci Dünya Savaşı'na girmek zorunluydu. 2. Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun saflarında girmemiz gerekirdi diyor. Mesela bu noktadaki bu görüşü yapıyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonunda yeniliyoruz. Ve ama kahramanca yeniliyoruz. Yani 6 cephe ve 3 tali cephede savaşıyoruz. İngilizlerin toplam savaşta verdikleri kayıp sayısı 1 milyon kişi. 263 bin kişiyi Osmanlı topraklarında savaşırken veriyorlar. Onun için İngilizler Türkleri hiçbir zaman için affetmiyorlar. Onların söyledikleri böyle aşağılayıcı, rencide edici sözlerin hepsini sergide şey yaptık. Ben.
muhaliflardır diyorlar bizler için. Veba mikrobundan daha tehlikelidir. Bunları Avrupa'dan atmalıyız. Haritasıyla da biliyorsunuz Anadolu'dan sürmeyi hedef alıyorlar. Şimdi ne oluyor yenildiğimiz bir anda? Çok şey kaybediyoruz. Ancak Çanakkale Savaşı'nda ittilaf devletlerine, donanmasına ve de ordusuna geçit vermediğimiz için zor günler yaşayan çarlık malzeme, para ve diğer ihtiyaçlara ulaşamıyor. Ulaşamayınca 1917 yılında Sovyet devrimiyle birlikte çarlık yıkılıyor. Çarlık yıkıldığı anda ilan ediyor. Diyor ki bütün Asya halkları diyor, bütün Afrikalılar, bütün ezilen uluslar, emperyalizmin tehdidi olan bütün milletler, biz diyor çarlığın imzaladığı, yaptığı bütün anlaşmaları yırtıp atıyoruz. Arşivimizi açıklıyoruz. İstanbul Müslümanların elinde kalacaktır diyor. Doğu Anadolu'da herhangi bir Ermeni devleti kurulmayacaktır diyor. Şimdi bunun faydası ne oluyor? Kısa bir süre sonra irademiz kırılmadığı için başlayacak olan Kurtuluş Savaşı'nda sırtımızı Doğu'ya yaslanıp Batı'da savaşma imkanına sahip oluyoruz. Yani iki cephede savaşmıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ve bırakın onu mesela bugün günümüzde bile bütün şeyleri televizyon programlarını izlediğimiz zaman Amerika hem Orta Doğu'da hem Pasifik'te savaşamaz diyorlar. Dünya devrinden bahsediyoruz. Türkiye elbette ki o gün koşullarında işte 300 milyon, 200 milyon nüfuslu bir Rusya'nın ordusuyla doğuda direnemez. Yani Trabzon, Kars, Ardahan buraları hepsini kaybedecektik. Erzurum dahil. Dolayısıyla bir müttefik kazandık. İkincisi, meşrutiyet devrimiyle birlikte milli iktisat uygulanıyor. Milli iktisat şu demek efendim, 1948 ile 1908 yılları arasında tek bir tane milli şirket kuruluyor. Onun dışındaki bütün şirketler yabancıların ve Levantenlerin ortaklaşı olduğu şirketler. Evet. Bu şirket bir tanesi de meşhur dilimizden düşürmediğimiz Cumhuriyet'e devrolan şirket Hayriye. Bu niye kuruluyor? Babali ve de devlet üst düzey bürokratları iki ayrı yakada oturdukları için Rumeli yakasındaki devlet görevine katılmak için bazen fırtınalı günlerde, dalgalı günlerde yetişemiyorlar. Onun için bir vapur işletmesi kuruyorlar. Sermayelerini her birisi kendi cebinden veriyor. Böylelikle görevlerine dakik olarak gitme şansına sahip oluyorlar. Ve ülkemizin bütün zenginlikleri yağmalanıyor. Ne gelirse aklınıza. Ancak meşrutiyetle birlikte milli iktisat programı uygulanıyor. Ve bunu da ortaya koyan detaylarıyla çok yakın zamanda kaybettiğimiz Profesör Doktor Zafer Toprak külliye bir külliyatlı eserle ortaya koydu. İki kere. Orada 236 tane milli şirket kuruluyor efendim. Ve bunlar Türk şirketleri kuruyorlar. Yani Müslüman halk kuruyor. Ve bunların 90 tanesi Anadolu'da kuruluyor. Vay canına. Ve düne kadar küçük işlerle uğraşan Anadolu esnafı ya da şehrin ileri gelenleri ya da toprak sahipleri o önlüklerini çıkartıyorlar. Bir iş adamı kimliğiyle çıkıyorlar. Manisa Bağcılar Bankası, Afyon Terakki Bankası, Adapazarı İslam Bankası, Konya İmtia Yurdu. Yani banka kuruyor şeyler Müslümanlar. Komisyon şirketleri kuruyor. Bunun yanı sıra ihracat şirketleri kuruyor, ithalat şirketleri kuruyor. Devlet 3 ana daldaki tekeli eline alıyor. Bütün bakkalların ürünlerini devlet alıyor, devlet satıyor. Yani diğer tüccarın elinde olan ve yabancıların da elinde olan şeyi eline alıyor. Ve bunun yanı sıra Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz bütün demir yollarını kontrol altına alıyor. Aha. Ve demir yolunun iki yakasındaki bütün ürünleri tekel olarak şey yapıyor. Bir bakkaliye şirketi kuruyor mesela. Bütün ürünlerini bakkalların gene o veriyor. Şimdi
Dolayısıyla Anadolu'daki ve İstanbul'daki bir ülke çapında Müslüman esnaf iktisadi olarak şeye geçiyor. Hayata ayağa kalkıyor. Ve onun faaliyetlerine devlet öncelik tanıyor. Sadece bununla da kalmıyor. Kapitülasyonlar kaldırılıyor. Bir gecede kapitülasyonlar kaldırılıyor. Ve bunun yanı sıra gümrük vergisi %3'ten %30'a çıkartılıyor. Kademeli olarak. Yani yağma asanın böreği bir ülke olmaktan çıkıyoruz. Ve gümrük gelirleri savaş döneminin %30'unu teşkil ediyor gelir olarak. Şimdi Müslüman tüccar ne yapıyor? Müslüman tüccar İttihat Terakki'nin çatısı altında toplanıyor. Ve Kurtuluş Savaşı başladığı zaman daha çıkan efeler, bağımsızlık örgütlenmeleri, bütün o teşkilatlanmaların ön safında yer alıyorlar. Aydınlar, genç subaylar, yurtseverler, bir de Anadolu'nun milli eşrafı, eşraf diyoruz aslında iktisaden gelişmiş kişiler. 800 tane çete daha çıkıyor. Şuna bakın hocam, yani tam bir Kurtuluş Savaşı, evet. Yani. Şimdi 800 kişi ayağa kalkıyor. Efendim 800 kişiye her gün 3 ekmek verseniz her biri 100 kişi olsa 80 bin kişi yapar. Yani 3 ekmek ver, 240 bin ekmek vereceksiniz dağdaki efelere ya da çetelere. Onların her gün yem vereceksiniz atlarına. Yani korkunç bir iktisadi şey. Bunun altyapısına katkıda bulunuyor. O milli iktisat politikası. Üçüncüsü, biz Birinci Dünya Savaşı sonunda yoruluyoruz. Çünkü nüfusun 1,5 milyonu, 1 milyonu sakat kalıyor efendim. Yani organ kaybediyor. 890 bin kişi. 500 bini aşkın kişiyi şehit veriyoruz. Yani 14 milyonun 1,5 milyonu şey efendim. Yaşamını kaybediyor. Yani, evet. Toplumun dışına itiliyor. İtiliyor. Atatürk yorgundu diyor millet. Yorgun ve yoksuldu diyor. İşte o noktada aynı şey bizim savaştığımız kişilerde de oluyor. Onlar da yorgun düşüyor. Çünkü birinci yılında Fransa iflas ediyor. İkinci yılında İngiltere iflas ediyor maliyesi. O dev savaş bütçelerini kaldıramıyorlar. Amerika'nın bağımlısı haline geliyorlar. Amerika'ya borçlanıyorlar. Ve bu tabii ileriki bir süreç içerisinde Amerika'nın dünya imparatorluğuna oturmasına yol açıyor. Dolayısıyla bu yoksulluk nedeniyle Avrupa halkları da savaş istemiyorlar. Yani işte bir Anadolu'ya kuvvet göndermek vesaire laf olduğu zaman şeyler oluyor, gösteriler oluyor. Liman işçileri Anadolu'ya gönderilecek silah ve malzemeyi grev yapıp yüklemiyorlar. Ama bazı işte hocam tabii savaş, yani adı üstünde tabii. Bunun tabii ki amacı, hedefi her ne olursa olsun bir de ürküten bir şey tabii, değil mi sonuçta? Hadi hemen savaşa katkıda bulunalım, destek olalım. Çok da kolay bir karar olmasa gerek yani. Halk istemiyor efendim. Yoksullaşmış, şey yapmış, ailesini kaybetmiş. Dediğiniz gibi yorulmuş. Evet. Yani İngiltere'nin nüfusu 40 milyonsa 1 milyon kişi ölmüş. Yani bunlar ciddi şeyler. Yaralılar hariç. Bir de şey var tabii, parantez açayım. İki türlü savaş vardır. Bir haklı savaş, bir de haksız savaş. Vatanını savunmak en kutsal, en haklı savaştır. Ama yabancı bir şeyi, ülkenin topraklarını ele geçirmek, sömürgesi yapmak, yağmalamak apayrı bir şeydir. Tabii. Bakın bir satır bir şey okuyayım. Tabii, buyurun. Birleşik Krallığın nüfusunu kanlı bir iç savaştan kurtarmak için bizler sömürge politikacıları daha fazla nüfus yerleştireceğimiz, fabrikalarımızın ürünleri için yeni pazarlar elde edeceğimiz yeni topraklar elde etmek zorundayız. İç savaştan kaçınmak istiyorsanız emperyalist olmak zorundasınız. Bu kişi Rodezia'yı kuracak olan Çeçil Rodezi 19. yüzyılın sonunda, yani 1800'lerin sonunda söylediği. Vay canına. Bunların yaptıkları savaş haksız bir savaştır. Anadolu'dan sürülmemek, ayaklar altında kalmamak, devletsiz kalmamak için savaşan Türkler ise bir çok bağımsızlık bir savaşı, kutsal savaş vermişlerdir. Tabii. Bazı yaşarlarımızla, yazarlarımızla biliyorsunuz, tarihçilerimiz kutsal isyan demişlerdir.
8 ciltte. Hasan İzzettin Dinamo. Şimdi bir üçüncüsü de Sovyetler Birliği'ni söyledim. Onlar yorgun dedim. Milli İktisat Politikası dedim. Bunun yanı sıra irademizi kıramıyorlar. Almanya teslim oluyor, topraklarını veriyor, kenara çekiliyor. Avusturya İmparatoru tahttan çekiliyor. Bütün topraklarını kaybediyorlar, küçülüyorlar ve mücadele etmiyorlar. Ancak Mondros Mütarekesi ilanından 45 gün sonra İskenderun'da ilk kurşun atılıyor. Yani Türk halkı iradesini teslim etmiyor. Ve bir diğer noktada Atatürk neyi söylemişti? Bir cumhuriyet programıyla Türklerin ve Kürtlerin yaşadığı, asli unsurların yaşadığı topraklarda bir milli devlet kurmak. Savaşa savaşa, yenile yenile Mustafa Kemal'in o haritasına çekildik. Yani Türklerin yaşadığı, Kürtlerin yaşadığı, emperyalizme karşı topraklarını koruyacakları bir şeye yenildik. Dolayısıyla savaşın 4 tane kazanımı oldu. Bu kazanımlar hiçbir tarihçi tarafından detaylı olarak ortaya konulmadı. Bu sergide görsellerle ortaya konuyor. Evet. Diğer... Ve zaten hocam sözünüzü unutmayın. Şimdi bakın anlatırken, birinin canlı olarak anlatırken dinlememiz müthiş etkili. Bir de böyle dediğiniz gibi bütün bu süreci fotoğraflarla, çok gerçek belgelerle sunmak ve izlemek bence müthiş bir şey. Keşke bu sergiyi biraz uzatsalardı ama bir program vardır tabii ve o program dahilinde belki de. 3 aydan aşağı olmasın dedik. Bu çok kısa bir daha olmuş. Kurulması mümkün ya değil dedik. Bir ay mı kaldı hocam? Evet, çok evet. Yani bununla ilgili olmuş. Duyurular maalesef yetersiz kaldı. Bence çok yetersizdi. Bakın ben bu kadar işin içindeyim, dikkatliyimdir. Zaten Ankara'da kaç tane önemli düzgün şey açılır her ay içinde. Hepsini takip ederiz. Ben bile çok geç öğrendim. Ve gerçekten böyle bir sergi için bir ay çok çok kısa. Yani bunun en az 3 ay olması gerekirdi. Çok yazık olmuş. Ve şimdi sizin onu yeniden bir yerde kurmanız... çok zor, bir de yine aynı büyüklükte bir mekan, bir alan olması lazım. Bakın tam Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelmiş, ne kadar güzel bir dönemde planlanmış, kurulmuş. Keşke bunu en azından bari 2 ay yapsalardı. Şimdi bakın, çok üzücü. Biz bu sergiyi kurarken, yaparken efendim bir Türkiye'de Türkiye'nin milli bağımsızlığına sahip çıkan bütün unsurları bir araya getirmeye çalıştık. Ya. Gerek koleksiyoncular olarak, gerek kurumlar olarak. Mesela POTA, Polatlı'daki Tarih Araştırmalar Merkezi, inanılmaz mücadele veriyorlar. Onları rica ettik, onlar katıldı. İstanbul'da Haluk Perk Müzesi var, onlar katıldı. İnan Sunavede İnan Kıraç ve İstanbul Araştırmalar Merkezi katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi katıldı. Yani birçok kurum katıldı koleksiyonun yanı sıra. Vekan katıldı. Elbette. Ya şimdi kolay mı bu kadar ciddi kurumu bir araya getirmek? Ne kadar, bu herhalde ilk defa oluyordur, öyle düşünüyorum. Bu dünyada bir daha çok zor açılacak bir sergi. Bugüne kadar da açılmamış sergi. Ve şunu iddia ediyoruz. 100. yılda Türkiye'de açılmış en görkemli sergi bu oldu. Kesinlikle öyle. Çünkü biz ruhunu ortaya koyduk. Kesinlikle. Bütün yanlış görüşlerle şey yaptık. Mesela bir şey söylenir efendim. Bir Bozkır kasabası Ankara. Şimdi bir takım Kemalist yazarların, kişilerin 40'lı 50'li yıllarda şeyi yüceltmek için... Kurtuluş Savaşı'nı yüceltmek, Mustafa Kemal'i yüceltmek için, ki onun yüceltilmeye ihtiyacı yok. Bir Bozkır kasabası evlası şey yapıyorlar. Siz daha iyi bilirsiniz. Firiklerin en büyük yerleşim merkezi Ankara. Galatlar kuruluyor, Galatların başkenti. Yani hem Kibele, hem Men Tanrısı'nı, hem de daha sonra Ogüs kendisini bir tanrı olarak şey yapıyor, addediyor ve de Hacı
bayramın yanındaki yere, Bergamalıların kurduğu tapınağa şey yapıyor, kendi adını veriyor. Ve de sadece Roma'da bulunan çift dildeki vasiyeti olarak kabul edilen levhayı diğerini Ankara'ya koyuyor. Romalılar döneminde Ankara'nın nüfusu 200 bin efendi. Ve Ankara, Roma ve de Antakya sadece üçü metropolis unvanına sahip. Yani bir Roma şehri değil. Roma metropolisi. Elma Dağı'ndan su getiriliyor. Roma'nın en büyük işte su tesisi mi diyelim, sağlık merkezi mi diyelim, meşhur Roma Hamamı o kuruluyor efendim. Suyu Elma Dağı'ndan getiriliyor. Ve Ankara, o zaman şöyle söyleyeyim, İstanbul falan öyle bir nüfusu yok efendim. İzmir 200 bin nüfusa ancak 20. yüzyılın başlarında kavuşabiliyor. Böyle bir yer. Ve Ankaralı o kadar zengin ki bütün şehir hizmetlerini kendi ceplerinden karşılıyorlar. Ve onların anıtlarını, o asillerin anıtlarını nerede görüyoruz? Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde görüyoruz. Ve onlar şey değil, Romalı değil. Ankaralı şeyler, asiller. Ondan sonra şehrin büyük garnizon şehri, Doğu Roma'nın. 16 kilo altın dağıtılıyor garnizona. O Ankara'ya çıkıyor. Bunun yanı sıra Hacı Yolu. Büyük İznik Konsili'nin toplantısının ilki Ankara'da yapılıyor. Haç yolunda. Doğu Roma'nın da doğudan gelen akınları göğüsleyeceği yerde uç karakolu olarak şey yapıyor. En büyük askeri birliğini tutuyorlar. Osmanlı döneminde ise Osmanlı'nın en büyük 3-5 şehrinden birisi. Şehrinden birisi. Çünkü sof üretimi var. 11 bin çıkrık çalışıyor efendim. 11 bin atölye. Evlerde bile şey var. Vay canına. Ve sof üretimi öyle bir şey ki kardinallerin ve asillerin bütün pelerinleri Ankara sofundan yapılıyor. Vay canına. Peruklar Ankara şeyinden yapılır. Ankara sofundan yapılır. Çünkü Ankara tiftik keçisinin tüyleri, kılı son derece hafiftir. Yazın serin tutar, kışın sıcak tutar. Ve bütün sosyetenin kullandığı Osmanlı Sarayı dahil softandır. Sof kumaşıdır. Ne oluyor? Ankara keçisi ihanet etmiyor ama şey ihanet ediyor. Paşalar, işte padişahlar isyan ediyor. Keçiyi armağan ediyorlar. Bir kısmının kaçmasına göz yumuyorlar. Kaçakçılığa göz yumuyorlar ve de keçi Maalesef yurt dışında üretilmeye başlanıyor. Ve ne yazık. Üretildikten sonra artık şey almıyorlar, hazır kumaş almıyorlar. Sadece yapağa yün almaya başlıyorlar. Ve 10 bin küsür çıklıktan sadece 3'e 5'e düşüyorsunuz. Ne yazık hocam. Evet. Şu öykü bile yani gerçekten hani kendinizi kesin evet. Yani. Şimdi o dönemde İngiliz ticaret sözleşmesiyle bütün gümrükler kaldırılıyor. İngiliz kumaşları doluşuyor. Ve ilk tekstilin zaten kalkınması tekstil şeydir, büyülü şeydir. Çünkü tarım ürünleriyle ilk sanayi kurarsınız. Birdenbire makine yapamazsınız. Tekstil sanayisi çökmeye başlıyor Ankara'da. Bütün o İngiliz alları, basmaları vesairesi bütün Anadolu'yu kaplıyor. Kısıtlı üretilen sof üretimi de satılmamaya başlıyor. Ve Ankara yoksullaşıyor. Bir kıtlık yaşıyor. Nüfusun %33'ünü kaybediyorlar efendim. Açlıktan ölüyor. Birinci yıl sokağa çıkamıyorlar. Çıkamayınca hayvanlarını kesiyorlar. Tohumluk buğdaylarını yiyorlar. İkinci yıl kıtlık olunca yiyecek hiçbir şey kalmadığı için, yollar da kapandığı için kardan kara kıştan, evlerinde ölüyorlar. Bu felaketin üzerine bir çekirge sürüsü geliyor 2 yıl. Tarlada ürün kalmıyor. Bir de 1891 yangını geliyor. Çöküyor Ankara. Ama Ankara büyük uygarlıklara tanıklık etmiş. Konutluk yapmış. Yani ev sahipliği yapmış bir belde. Kardeş kavgalarına tanık olmuş. İç isyanlarını görmüş.
Bunun yanı sıra 8 tane büyük istilaya tanık olmuş. Ve Timur'la Yıldırım Beyazıt arasındaki Anadolu'da en büyük cerrahaneden savaşa tanıklık etmiş. İskender konaklamış yanı başında. Böyle bir şey. Bilge bir şehir. Bir de bu Sov üretimiyle birlikte Ahi Teşkilatı kuruluyor. Ahi Teşkilatları da bir disiplinli, yarı askeri, felsefi bir topluluk aslında. Ticarete bir nizam veriyor. Şehre bir düzen veriyor. Bunun da Ankaralı disiplinli ve ağırbaşlı olmasında büyük rolü oluyor. Ay ne güzel anlattınız hocam Ankara'yı. Evet. Ve geliyoruz süper. Efendim bu çöküşler evet. Üzerine her şey bitti diyor deniliyor. Fakat iki büyük vali geliyor. Biri Sırrı Paşa. Sırrı Paşa'nın eşi kim? Leyla Saz Hanım. Ünlü şair. Ünlü besteci Leyla Saz Hanım. Çocuklarından bir tanesi Vedat Tek, ünlü mimar. Ve kendisi Beylerbeyi Payeli. Beylerbeyi Payeli şu. Atandığı zaman koskoca Rumeli topraklarını en başında durabilecek yetkili anlamına geliyor. O düzeyde bir kişiyi Ankara'ya gönderiyorlar. Ankara bu kadar önemli bir şehir. Vay canına. Ve bir program hazırlıyor. Bir yüksek okulların açılması. Yüksek okullar nedir? Muallim Mektebi, Sultani adı verilen Galatasaray Lisesi ayarındaki liseler. Bunun yanı sıra da sanat okulları. Bunları hazırlıyor programı. Demir yolunun Ankara'ya getirilmesi için mücadele ediyor. Ve bir ara duruyor demir yolu, İstanbul'a yazı yazıyor. Biz diyor Ankara halkıyla konuştuk, ileri gelenleriyle. 300 kişiyi diyor, ücretlerini biz karşılayacağız. Yeter ki bu demir yolu çalışmaları durmasın diyor. Yani ortaya koyduğu programı sonuna kadar götürmek için çalışan bir kimse. Millet bahçesi açılsın diyor. Şimdi o güne kadar ne var efendim? Meşrutiyete kadar belediye bahçesi tabii ilk ismi. Bir sadrazamın, padişahın ve zenginlerin bahçeleri var. Halkın bir şeyi yok. Sosyalleştiği alanlar yok. Camiye gidiyor, iş yerine gidiyor, evine geliyor. Ve ilk defa bir millet bahçesi, önce belediye bahçesi, sonra meşrutiyette millet bahçesi adını alıyor. Belediye bahçesi açılsın diyor. Ona bir tane diyor gazino yapılsın. Burada tiyatrolar oynansın. Efendim bando müzik festivali versin. İşte kafesi olsun diyor. Böyle bir şey ortaya koyuyor. Ancak kendisi kısa bir süre sonra görevden başka bir yere tayin oluyor. Yerine gelen Abidin Paşa oluyor. Yani Abidin Paşa semtine ismini veren paşa geliyor. O da aynı rütbeye sahip. 7 dil biliyor. Oo. Elbette. Kimin dedesi? Abidin Dino'nun dedesi. Aa, vay evet canına. Efendim. Celal Nuri İleri'nin amcası. Korkunç vay. Bir entelektüel. Yumruğunu evet. Vuruyor masaya. Demir yolunun gelmesini onun döneminde oluyor. Demir yolu gelince Ankara'nın ilk lüks oteli yapılıyor. Bir süre sonra karşısında İstanbul Oteli yapılıyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Üretim maliyeti düşüyor. Şimdi Ankara'daki bir ürün develerle gönderiliyor. Kağnıyla gönderiliyor. Tabii. Dolayısıyla 20-30 günde gidebiliyor. Tabii. Ankara'nın meyvesi sebzesi İstanbul'a gidemiyor. Çürür zaten. Halbuki trende bir gün önce öğlen koyuyorsunuz, ertesi öğle Haydarpaşa'ya gidiyor. Evet hocam ya. Vay dolayısıyla canına. Dolayısıyla artı İkilmeyen topraklar tarıma açılıyor. Yani buğday üretimi rakamsal olarak söylüyorum, birim olarak 40 binken 180 bine çıkıyor. 4 misli artıyor. Vay canına. Ve devenin nakliyeti, deveyle nakliyet, kağnıyla nakliyet çok masraflı olduğu için nakliye ücretleri düşüyor. Nakliye ücretleri düşünce İstanbul'un buğdayı İç Anadolu'nun buğdayıyla taşınıyor. Buğdayından şey yapılıyor, elde ediliyor. Fırınların şeylerin ve ürünleri. Evet. O güne kadar neresi getiriyor biliyor musunuz? Rusya'dan geliyor şeyler, buğdaylar.
vapurlarla geliyor. Onlar Eminönü un kapanına indiriliyor. Orada tamamen un fabrikaları var. Ve bütün buğday orada kapana alınıyor. Yani depolanıyor. Un kapanı ismi oradan gelir. Allah Allah. Hocam ne enteresan ve bilgiler veriyorsunuz. Orada üretilen unlar da bütün fırınlara gönderiliyor. Ancak bunun şöyle bir tehlikesi var. Mesela Rusya ile ilişkiler sertleştiği anda Rusya bugün Gazze'de olduğu gibi onu göndermiyor. Tabii. Yani İstanbul'u açlığa tutuyor. Benim de ki 1897 yılında Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Rusya buğday göndermiyor. Bütün ürünler Anadolu'dan sağlanıyor. Bir paşa diyor ki eğer diyor Orta Anadolu'nun buğday olmasaydı, üretimi olmasaydı biz savaşı kazanamazdık. Çünkü orada aç kalırdı diyor. Ya, şimdi mi? Bu tarlaların açılması Ankara'nın zenginleşmesine yol açıyor. Artı Ankara son durak olduğu için depolamalar başlıyor. Kırşehirli getiriyor ürünü veriyor. Siz diyor bunu İstanbul'da Şadis'e gönderin diyor. Ondan komisyon alıyor. Çok yaygın depolarla doluyor. Bütün Ankara'da demir yolunun etrafı. Bu şehrin zenginleşmesine yol açıyor. Görüyor musunuz? Bir adamın bir şehre ve dolayısıyla bir ülkeye katkısını, yani bir şeyin startını vermek, evet o ülkenin şehirle birlikte ülkenin kaderini değiştiriyor yani. Şimdi efendim bir de Sultani Lisesi kuruluyor. Sultani Lisesi'ne devrin en ünlü öğretim üyeleri ve üyeleri demek lazım. O düzeyde kişiler geliyor. Ve ya. Şehrin şeyi yükseliyor. Kültürel düzeyi yükseliyor. Ya. Muallim mektebiyle yatılı öğretmen okulu oluyor. Onlar hep onlar şehirde dolaşıyorlar. Öğrendiklerini halk içerisinde yayıyorlar. Ya. İnanılmaz bir hareket meydana geliyor. Ve 6 tane bu şekilde okul açılıyor efendim Ankara'da. Ve Ankara'da üretim o kadar artıyor ki mesela 1901 yılında Boşnaklar Ankara'ya yerleştiriliyor. Boşnak Mahallesi denir. Neresidir biliyor musun? Eski Ankara cezaevinin etrafı Boşnak Mahallesi. Orası Boşnak Mahallesi miydi? Mahallesi. Bunların bir kısmı da efendim köylere yerleştiriliyor. Üretim yapsınlar, boş tarlaları eksinler diye. Onun yanı sıra bir diğer müjde ise... Masal gibi hocam. Şimdi yaşadığımız, evet. içinde bulunduğumuz hallerle kıyaslandığında yani hiç yaşanmamış da bir masal anlatıyorsunuz gibi. Evet. Ne yazık. Şimdi bir sonra şeyde efendim, müjdede meşrutiyet devrimi. Biraz önce anlattım. Meşrutiyet devrimi Müslüman tüccara öncelik veriyor. Gerek Birinci Dünya Savaşı'nda gerek öncesinde gelişmesine katkıda bulunuyor. Ve Ankara öyle bir siyasi birikime sahip ki Enver Paşa 1916 yılında Ankara'dan geçerken oradaki siyasi birikimi görüyor. Anadolu'nun en büyük İttihat Terakki Kulübü burada açılsın emrini veriyor. Savaş yıllarında onun inşaatı çok uzun sürdüğü için o bina Kurtuluş Savaşı'nın meclisi olarak açılıyor daha sonra. Şimdi birçok yazar mesela şey der. 1916 yılında gelir Enver Paşa ve derler ki Enver Paşa yenileceğini biliyordu. Onun için Anadolu'da direnmek için oraya bu binayı yaptırdı derler. Bu bir safsatadır. Çünkü 1916 Ocak ayında İngilizler Çanakkale'yi terk etmiştir. Çanakkale'de İngilizler yenilince Bulgaristan, Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu safında savaşa girmiştir. Almanya ile İstanbul arasındaki demir yolu hattı açılmıştır. Engel kalmamıştır. 2. Nisan ayında da İngilizler tarihinde ilk defa ordu düzeyinde esir vermişlerdir. 10 bin kişi. Ordu düzeyinde şu efendim. Kor generali İnden albayına kadar bütün silsile esir oluyor. Yani paşalar esir oluyor. Ve bunun acısını tabii unutmuyorlar. Ama şimdi, unutulacak bir şey de değil. Yani. Şimdi dolayısıyla Enver Paşa böyle
böyle bir dönemde, Çanakkale Zaferi ve de Kutul-Amare döneminde hiçbir itaat ve terakki lideri şeyi düşünmüyor, mağlup olmayı düşünmüyor. Tam tersine geleceğe umutla bakıyorlar ve o dönemde bu şeyi veriyor. Ancak biz hep böyle Ankara'nın büyüklüğünü, birikimini göz ardı ettiğimiz için Türk aydını her şeye bir kulp takıyoruz. Enver Paşa yenilirse Ankara'dan yönetecekti diyoruz. Halbuki Enver Paşa asıl güçlerini Kafkas ordusuna yatırıyor efendim. Direnme noktasını Doğu Anadolu'da başlatmayı düşünüyor son dönemde. O da son 3-4 ayında. Yani şeyler bu şekilde gidiyor ve bakın bir tek şey daha söyleyeyim. Başka bir konuya kısaca geçeyim. Hocam efendim, izninizle saate bakalım mı? Yakınımızda 12 dakika var efendim. Çünkü 2 dakika kala biz keselim. Zira yayın kesilmezse zamanında kendisi kapatıyor. Instagram'da kayıt yapamıyoruz. Tabii, siz ben lütfen kesiyoruz. Ben hemen keserim. Hayır şimdi tabii ben sadece bir uyarı olsun diye. Biz belli ki zaten bu konunun böyle bir bölümde sonlanması mümkün olmayacak. Zaten biz sizinle bunu başlangıçta da programdan önce de konuştuk. Biz 2 dakika kala yayını bitiririz. Ama şimdiden şunu da anons edeyim ki ben hocamla sohbetimiz en az bir bölüm daha devam edecek ki hem bu konuyu tamamlayacağız hem ayrıca daha hocamın anlatmak istediği başka konular var, onlara değineceğiz. Ama bugün 10 dakika sonra yayını keseceğiz. Bu arada hocam şunu da söyleyeyim ben hızlıca. Sergi pazar günü akşamına kadar devam ediyor Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Hiç olmazsa mesela ben o gün geçen pazar günü gittiğimde bomboştu hocam. Yani halbuki pazar günü çok daha kalabalık olması beklenir. Hiç olmazsa bu son 3 günde cuma, cumartesi, pazar günü Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bu Ya İstiklal Ya Ölüm sergisini lütfen geziniz. Bakın çok kısa sürdü zaten. Biraz yanlış bir şey olmuş ama artık öyle olmuş. Çünkü bir daha hocamın da dediği gibi asla kurulabilecek bir sergi değil. Onun için bu son 3 gününde hiç olmazsa görmeyen Ankaralı izleyiciler sergiye mutlaka gitsinler. Kennedy Caddesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Evet. Buyurunuz hocam. Şimdi efendim bir de şunu söyleyeyim tabii. Bu serginin oluşmasında Beckham'ın ağırlığı, onun hakikaten fedakarca çalışması ve de birçok maddi yükü omuzunda taşıması hakikaten inanılmaz bir şey. Onun için Ankara'da böyle bir kurumun olmasından dolayı da onu duyuyoruz ve onlara kesinlikle teşekkür ediyoruz. Tabii ki. Atlamış olmayayım diye özellikle. Eksik olmayın teminde zaten o anlamda bir uyarı değil de bir tamamlama da yapıldı bir izleyicimiz tarafından. Evet, Beckham'ın emeklerine herkesin evet. Tabii hocam yani sizin ve diğer bütün katkıda bulunanların herkesin emeklerine çok teşekkür. Özellikle gençlerin, çocukların da mutlaka görmesi gereken bu çok uzun ve çok önemli öyküyü lütfen esirgemeyin çocuklarınızdan. Yani bu son 3 günde alın götürün. Şimdi orada bakın hocam çok güzel anlatıyor mu? Orada fotoğraflarla. Şimdi bakın ben bazı şeylere de göstermek evet. istiyorum. Lütfen evet. Mesela bu efendim evet. Kurtuluş Savaşı sırasında basılan propaganda kartları. Bunlar ya, dünya biraz kaldırır mısınız hocam? Bunlar dünya bağımsızlık savaşının ilk kartlarıdır. Ya. Ve ilk resim eserleridir. Bakın. Bu Yunanlıların bastığı propaganda kartıdır efendim. Bakın. Ayasofya'ya haçlar koymuşlar, şeyler koymuşlar. Konstantinopolis'in üzerine Konstantinopolis heykelini koymuşlar. Ya. Bu bakın İzmir'in işgalinde Yunanlıların bastığı kartpostal. Vay canına. Hocam siz nasıl bir arşivcisiniz bu efendim, böyle? Bu efendim Türk bayrağı İstanbul işgal edilince mahzun duruma düşüyor efendim. Bayrağın ucu yırtılmış. Evet. Dalgalanıyor ama mahzun. Evet. Bakın burada Türk kadını da görüyoruz. Türk kadını efendim tek bir cümleyle söyleyeyim. 200 bin kişilik bir ordu var. Evet. Ve 20 bin kadın
Aydın'da bunun etrafında, arkada ve de cephede savaşıyor, ya, mücadele ediyor. İşte, dünyada hiçbir şeyde %10 ölçüsünde kadın yer almamıştır. Ya. O Türk kadınla mahsustur. Bunu bu şekilde gidiyor efendim. Fakat bir olaydan daha bahsetmek istiyorum. Evet. Ankara'ya bu sergide şu anda var. Ay sonunda kalkacak. Yevgenievich Lansere. Evet Ay hocam çok isabet oldu. Ben de bunu hatırlatmanızı isteyecektim. Evet buyurun. Sanat adamı bu Giresun'dan Ankara'ya geliyor. Evet. Ve de bir takım eskizler çiziyor, resimler yapıyor. Evet. Bu mesela neresi? Bu Samsun'da kürekçiler. Evet. Öbürü Giresun'da. Evet. Ankara evlerini ele alıyor. Aslında antik dönem eserleri üzerine grafikler çiziyor. Onun üzerine uzmanlaşıyor ilave olarak. İlk anda Ankara'da bu tek tük Roma vesaire eserlerinin kalıntılarını görüyor. Ama bir süre sonra Ankara evleri onun dikkatini çekiyor ve etkileniyor ondan. Evet. Ve Ankara konut mimarisinin özgün şeylerini koyuyor. Vay canına. Ve çok müthiş ve, başarılı hocam. Hocam Kurtuluş Savaşı'nı askeri anlamda değil, sosyal yaşamı anlatan tek sanat eserlerini Lansere çiziyor. Ve bunun da hazırladığı bir kitap var. Ankara yazı adı altında. Şu kitap bu 2002 yılında Kaynak Yayınları'ndan çıktı. Ve Profesör Doktor Mehmet Perinçek Sovyetler Birliği'nden getirerek basılmasını sağladı. Bunun mutlaka tekrar basılması lazım. Şimdi artık bulunamıyor mu hocam? Çünkü tabii, yok efendim. 2002'de basılmış tabii. Bakın çok yalnız önemli bir hocam istek var. Oyuncak Bakkal Instagram adresi. Bu sergi diyor Türkiye'yi dolaşmalı diyor Korkut hocam. Bu çok doğru bir istek. Acaba bunu yapma şansı hocam, olabilir biz, mi? Biz böyle bir şeye hizmet vermeye hazırız. Ancak bu serginin taşınması, şey yapılmasının bir takım sponsorlar sayesinde. Olması lazım. Buna ama sponsorluğun ötesinde Vekan omuzladı. Ama onun da bir bütçesi herhalde belli bir ölçüdedir. Tabii ki. Mesela sadece Vekan Adana olmaz. Adana Belediyesi'nden efendim. Adana Ceyhan Seyhan Belediyesi'nden kültür bölümünden bir hanımefendi geldi. Evet. Üç kere bu sergiyi izlemek ve bitirmek için gelmiş. Evet çünkü bitmez o sergi. Ve son gelişinde bir gün ayırmak lazım. Son gelişinde Lansere'nin sergisini şey yaptı, izledi. Evet. Ve açık oturumu izledi. Vekam'ın düzenlediği. Evet. Evet. Profesör Doktor Emine Hanım geldi ve Lansere hakkında çok özel bilgiler verdi. Evet. Ve bizim açtığımız bu sergiyi de gezdi. Ve geçen gün telefon etti. Belediye başkanımız bu serginin Adana'ya gelmesini istiyor. İşte dedi. Hocam bakın gördünüz mü? Bu bir başlangıç olur. Evet. Gerçekten çok yazık olur. Ankara'da da zaten yeterince yer almayıp yani süre anlamında söylüyorum. Yine de tabii hiç olmamasından bir ay sergilenmesi de çok kıymetli. Onun için gene de Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne de emeği geçen herkese de binlerce teşekkür. Ama bakınız bu sayede bir de böyle Adana ile başlayıp bence evet bu serginin bütün illerde, çünkü her ilde hani kasabalarda belki o kadar büyük bir alan bulunmayabilir ama bütün illerde bu serginin yer alıp hocam izlenmesi lazım. Biz de bunun takipçisi olalım. Yani elimizden ne gelirse, üzerimize ne düşerse bu sergiyle birlikte ya evet bakınız yani ne kadar güzel bir Atatürk portresi. Hocam o kadar size çok teşekkür ederim ki şu zamanlarda yani gerçekten bu Cumhuriyet'in bakın ben ağlayabilirim yani o kadar da hepimizin artık hassaslaştığı yaşlar ve zamanlar. O kadar güzel bir sohbet oldu ki
tam hani yerine denk geldi denir ya. Evet, 29 Ekim teşekkür ve 100. Yıl kutlamalarına bu 2-3 gün kala bu zamanı bize ayırdığınız için ve bu güzel sohbeti bize sunduğunuz için o kadar çok teşekkür ederim ki. Şimdi bunu izleyememiş olanlar olabilir. Çünkü işte Elbette. Hepimizin çeşitli meşgaleleri var. Ben giren çıkanlarla bir hayli izlendiğini gördüm burada. Ancak hemen şunu söyleyeceğim. Bu söz sanattan açılmışken programı, bakın doyumsuz bilgileri açız hepimiz diyor İnci'yim, İnci Gürbüz Atik. Ankara'nın çok değerli, Ankara'nın yetiştirdiği yazar ya. Evet, onun da çok onun derin misket romanı Ankara olağanüstüdür. Hacı Olağanüstüdür Doğan hocamın bütün Mahallesi'ndeki romanları. yaşamı anlatır. Ya evet, Sıra o da dışı destandır çok efendim. Kıymetli bir Ankaralı. Dolayısıyla bunu bir kere bize bu imkanı verdiğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İzleyemeyenler için hemen şu bilgiyi vereyim. Şimdi bu yayın benim sayfama düşecek ve oradan bir süre kalacak. Ama asıl 2 gün içinde Nurol Sanat YouTube'a yüklenecek hocam. Oradan siz Korkut Erkan bölümü diye girdiğinizde Nurol Sanat YouTube sayfasında bu bölümü izleyeceksiniz. Ama tabii ki hocamın sözü var. Biz burada bu sergiyi ya da ayrıca bu konuşmanın devamını, başka konuları da çünkü çok derin bilgileri var, yaparız diye bana söz verdi. Biz yeniden bir ikinci bölümde hocamla sohbeti devam ettireceğiz. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Burada keseceğim çünkü korkuyorum birden yayın kesilirse Şimdi biz de kaydedemeyiz diye. bize uzattığınız el için biz ve de olur mu? Ben buradan paydaşlarımız birlikte Kadri şey Atabaş'a çok yaptığımız teşekkür ediyorum. Rekam Çankaya Belediyesi adına da teşekkür tabii ediyorum. Tabii herkese. Biz Yani bize elini uzatana gerçekten koşarız efendim. Her zaman bekleriz hocam. Başımızın üstünde yeriniz sağ var. Olun, dediğim gibi Kadri Atabaş'a da özellikle çok teşekkür ederim. Çok özel bir buna vesile oldu. Çok özeldir bizim için. Her zaman çok kıymetlidir. Efendim izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocama da, Korkut Erkan'a da çok teşekkür ediyorum. Bugün maalesef süre bu kadar yettiği için yayını kesiyorum. Ama tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız hocam. Siz de efendim. İzleyenler de hoşçakalın. Çok çok teşekkür ediyorum. Eksik tamam. Olmayın. Hoşçakalın. İyi yaşasın akşamlar. Cumhuriyet diyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Evet, 100. yılda yaşasın Cumhuriyet. Ay hocam hakikaten ağlarım ben. Bir tuhaf yaşlarda ve hocam, zamanlardayız. Hocam hem ağlarız hem gideriz. Hem Ağaçlar ağlarız ayakta hem ölür. Gideriz hem güleriz. Evet hocam. Şey evet. Çok çok teşekkür ederim. Ayakta eksik kalan da olmayın. Yaşlanmaz hocam. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Kesinlikle. Görüşmek Saygılarımızla. üzere. Sağ olun. Estağfurullah. Herkese çok sevgi, Bir selamlar. Hoşçakalınız. Mukavele hocam. Başarılar dileriz.